Şimdi Seher'in annesi, pardon Seher'in, özür dilerim, İsmail Kür'ün ölümüyle devam edeceğiz. Bediye'cim geleyim mi tatlım, yardım edeyim mi? Bediye dün akşam çok kötüymüş. Bütün gece hastanede. Amca Arif Bey ile birlikte buraya geldiler. Onlar yerlerini alırken, iyi misin Bediye'cim? Geçmiş olsun. Sağ ol. Bütün gece hastanede olduğunu duydum. Sağ ol. Yani yüzün de solmuş ya. Ya inanılmaz ya. Seher bir gelsin. Bakalım Seher bize. Yani yine ifadesinin bir bölümünü ekranlara getireceğiz. Ne söyleyecek çok merak ediyorum. İsmail'in çok yakın bir arkadaşı. Geç Seher'cim yerine. İsmail'in çok yakın bir arkadaşı yayına bağlanacak. Askerden itibaren başlayan bir arkadaşlık, hala da devam eden çok yakın bir arkadaşı. Hala görüşmeye devam ediyorlar. Askerlikte başlamış. Hatta bir şeyler anlatmış. Bunların hepsini paylaşacağım Seher. Ama ben hala şu arabadaki kavgadayım. İfadeni bir daha okuduk. Tekrar tekrar okuduk. Evire çevire okuduk. Seher. O arabada kavga ne zaman başladı? Alba, dedim ki geldiğimizde başladı ama hani ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle lütfen. Hani daha artık Faruk'u söylemek istiyorum ben buradan. Dur bir daha oturayım, bomba bir şey geliyorsa. Yok ondan ayakta değil. Durmayayım. Heh. Yok. Şöyle bir şey, hani aklı sağlığım yerinde değil de ikide bir orada bir laf söylüyormuş. Bir sürü hani daha hani deli falan bir sürü laf söylüyormuş. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum ona. Ben aradan çekileyim. Hangi kamera arkadaşlar? Elini kaldırdı kameraman arkadaşım. Ben madem deliysem, hani akıl sağlığım yerindeyse, ortaokul, lise okumuş insanım ben. Nasıl aldılar? Üniversite sınavına girdim. Madem sağlık da yerinde değil, nasıl girdim? Ben bir sene çocuk gelişim okudum. Çocuklara baktım. Nasıl hani bunlara verebildim? Gittim işe girdim. Sağlık raporu alıp da işe girdim. Böyle bir şey olmaz zaten. Sağlık yerimde olmasa zaten böyle fabrika kabul etmez. Üniversite sınavına girdim. Bunu gene kabul etmez. Ben madem akıl sağlığım yerinde değildi. İsmail akıl sağlığı yerinde. Beni niye İsmail'i akıl sağlığım olmadığına rağmen. Bunları sana sormak istiyorum ben. Hani böyle böyle, evet ben çocukken rahatsızlık geçirmiş olabilirim. Hani bundan hani rahatsız değilim. 3-4 sene özel olarak tedavi aldım ben. Ne tedavisi aldın? Ne tedavisi aldın? Abla şöyle bir şey, ben içim çok kabanık bir insandım çocukken. Hani bunu ailem de biliyor zaten. En çok destekliyorum. Gene ailem oldu. Neredeyse hani aldığım dersler o kadar şeydi ki, hani kendimi o zaman hiç ifade edemiyordum. Dediğim gibi bu kekemenim benim çocukluğumdan beri var zaten. Yaşadığım durumlardan dolayı. Hani öyle bir durum, hani ben şu an İsmail'den sonra gidip de hani bir sağlık raporu falan almadım. Hala bu hafta sonu kulağına mı geldi senin? Yani devam ediyor evet, muymuş evet, bu evet. Söylenti? Yani Seher'in akde dengesi yerinde evet, değildir evet, diye. Şeyde Selendi'de konuşmaya devam ediyormuş. Ben de buradan bir açıklama yaptım hani. Burada dedikodu yapacağın yayına bağlansana öyle kardeşim şey ya. Abla. Dedikodu yapıp duruyorsun benim... ya. Kalıbının adamı ol yani. Allah ben Allah. Zaten 5-6 sene neredeyse belki daha fazla. Bu arada seninle ilgili acayip iddialar duydum, araştırıyorum. Bak araştırıyorum. Senin bir tane Faruk Efendi, senin bir tane dayın varmış. Dayısı mı onun? Söylemeyelim kim olduğunu. Dayın varmış, dayın. Dayın. Eski bir emniyet mensubuymuş. Ve acayip iddialar kulağıma geldi. Bak acayip iddialar Faruk Efendi. Yayına bağlan konuş. Gel buraya konuş. Yeri, onu konuştum. Araştırıyorum. Doğruysa olduğu gibi söyleyeceğim burada. Olduğu gibi söyleyeceğim. Ondan da akıl alıyormuşsun. Tamam mı? O mu sana söyledi bu aklı deli diye sağda solda konuş diye? Ha? Dayın mı söyledi senin? O dayınla ilgili de acayip iddialar duydum ben. Ne yapacağız şimdi? Senin de o şekilde bağlantıların olduğu iddiası var. Ne yapacağız şimdi? Ha Faruk Efendi? Ne yapacağız, ne yapacağız? Her şeyi açıklayacağız. Belgeler, bilgiler bize gelsin, açıklayacağız. Bekle sen. Hepsini açıklayacağız yani. Bir şey olabilir mi ya? İşte abla, devam ediyor muymuş hafta sonu? Ya dedi, ediyormuş, ben bunu bir açıklama yaptım. Dedim ki benim sağlık, zaten öyle bir sorunum olsam, deli olsam, akıl dengem yerinde olmasa zaten ne üniversiteye sınavına girebilirdim. Dedim, en önemlisi zaten çocuk geliştiğim, okumuş bir insanım zaten. Ben bir sene nerede çocuk
gruplara baktım. Kime söylemiş bu kadar sana dokundu? Ben cuma günü söyledim, bu kadar dokunmadı sana. Abla dokundu dokunmamak diye zaten hani şöyle bir şey. Ne duydun sen? Selendi'de ne dediler sana? Ya dediğiniz aynı kelimeler dolaşır geziyormuş zaten. Abla hani, mı söyledi? Yok, herkes zaten anlattı bana. Yani telefonla konuştum, bilmem şey dediler. Ben de burada bir açıklama geri yapmak istedim. Evet, benim sağlık sorunlarım var. 4-5 yakın özel ders aldım ben. Kendimi anlatma, kendimi ifade etme, kendimi hani aktarma. Ama akli dengesinde bir şey yok. Gayet yerinde. Tamam mı? Çok gayet yerinde yani. Ders aldım yani. Hı hı. Onun için yani ben burada bunu söylemek istedim abla. Ya olayı nereye sokmaya çalışıyorsun Faruk Efendi? Bunu akıllı sana kim veriyorsa yanlış yapıyor bak. Savcılarımız da takip ediyorlar. Kim bu aklı veriyorsa sana yanlış yapıyorlar, yanlış yoldasın. Sen neden önce şu Taner'e sen içeri girersen biz sana bakarız, ev alırız, onu yaparız, bunu yaparız diye teklifte bulunuyorsun? Ha? Annesi söyledi bize. Neden? O zaman bu olayın cinayet olduğunu sen de mi biliyorsun? O sırada sen de mi oradaydın? Birlikte mi öldürdünüz? Bir gazetecinin karşısına çıkmaya korkuyor musun? O zaman inşallah savcılarımızın karşısına çıkarsın yani bir an önce. Şimdi Seher'cim ama gelelim şuna. Şu kıyafetleri olay yerinde İsmail Üzer'in kıyafetleri getirsin Gökhan. Gökhan getireceğim. Sağ ol Gökhan, teşekkürler. Şimdi seni Selen şeyden aldı. Uşak merkezden gezdiniz, tozdunuz falan filan vesaire. Evet. Kavga ne zaman başladı Seher? Abla kavga arabanın içinde durduktan sonra başladı. Yalan değil, kavga orada başladı zaten. Durduktan sonra başladı. Evet. Fotoğraf neden kavga ettiniz? Abla dedi seni bana yar etmezler, seni bana vermezler. Ben seni çok çok seviyorum dedi. Ben dedim hani verir hani gel babamla iste beni dedim. Ben babamı ikna ederim zaten dedim. Hı hı. Kavga bundan sonra başladı zaten dediğim gibi. İsmail senin için aracıya para verdim. Dedi mi demedi mi? Demedi abla. Faruk'a para verdim dedi yok, mi? Yok yok, para konusunu gerçi hani inanabilirsin inanmayabilirsin. Gerçi para muhabbetini bilmiyorum. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani daha önce de orada kavga başlamadı. Öncesinde kavga başladı demiştin bize. Şimdi ya, arabanın olay içinde, yerinde arabanın içinde arabanın derken. Arabanın başladı. Arabanın içinde. Yani biz mesela kınığa girdik mesela. Kınık yoluna girdik. Bana dedi yani 3-4 kınık yoluna girince anlamaya başlamışsın ya o yüzden ya. Ama diyorsun ki bir yandan da müzik dinliyorduk, kahve içiyorduk. Bir yandan ya kahveyi zaten hani şöyle bir şey. Uşaktan çıktıktan sonra içmeye başladık. Yolda içiyorduk. Organize gelirse daha zaten. Kahveyi nereden aldınız? Uşakta almadınız evet, mı? Evet. Zaten kahve bitmişti zaten. Sonra sen ne zaman bir şey olacağından şüphelendin? Abla zaten o yola çevirdikten sonra ya. O yola dediğim bir olay yerindeki yola çevirdikten sonra. Hani Berkünce dediğim gibi. Arabayı çevirirsen 3-4 fotoğrafı çekilip geri döneceğimizi söyledi zaten. O parkın içinden girip şey yukarı doğru gidince mi şüphelendin? Ya parkın içinden zaten durmadı zaten. Hani durabildi dediğim gibi fotoğraf çekilebilirdi. Ama hani gerçekten çekilmedi. Onun devam etti. İfadenle bambaşka söylüyorsun ya. Ve orada da çok çelişkili şeyler var. Çünkü senin HTS kayıtlarına göre senin anlattıkların burada anlattığın HTS kayıtları şu anda anlattığı birbirine tamamen zıt yani. Şu ifadenin o bölümü bir ekranlara gelsin mi lütfen Seher? Bak ne demişsin. Artık bunlara da Faruk'un yönlendirmesini dememişsindir diye tahmin ediyorum ya. Gelsin lütfen ekranlara ifadesi. Uşak'tan Selendi'ye geldiğimiz esnada Selendi yol ayrımı diye tabir ettiğimiz yere geldik. Ve ben iyice huzursuz olduğum için İsmail'e araçtan inmek istediğimi söyledim. Ancak kendisi bunu kabul etmedi ve aracı sürmeye devam etti. Daha sonrasında İsmail'i ismini bilmediğim bir şahıs cep telefonuyla aradı ve duyduğum kadarıyla ''Neredesin Sadıç? Ne zamandır görüşemiyoruz. Buluşalım.'' dedi. Ve 2-3 dakika kadar konuştuktan sonra telefonu kapattı. Daha sonra İsmail aracı Kınık yoluna çevirdi ve burada fotoğraf çekineceğimizi söyledi. Ben de tartışmamız büyüdüğü için hayır dedim. Kınık mahallesinde bulunan piknik alanına geldiğimiz esnada İsmail burada durmadı ve aracı sürmeye devam etti. Bunun üzerine kötü bir olay olacağını hissettim ve iyiden iyiye sinirlenerek tartışmanın şiddetini arttırdım. İsmail aracı bir müddet daha sürdü ve olayın yaşandığı mevkide durdurdu. Araçta tartışmaya devam ettik. İsmail ile araç içerisinde konuşurken bana hitaben ''Seni bana yar etmezler, bana vermezler, evleneceğiz, kaçacağız, seni kaçıracağım.'' dedi. Ben de kendisine hitaben ''Her şeyin orta yolu bulunur, gerekirse ailemi karşıma alırım.'' dedim. Bunları dememe rağmen İsmail bir türlü beni bırakmadı ve aramızdaki tartışma şiddete dönmeye başladı. Kavga ne zaman başladı Seher?
Dediğim gibi kınık yoluna girdikten sonra zaten ama şiddetli olarak olay yerinde. Kınık yoluna girdikten sonra başladıysa hangi konuda kavga ediyorsunuz ki onunla? Mevzu ne yani? Mevzu şu abla hani geri dön hani Selen yolun değil de kınık yoluna girdin diye. Seher bak Uşak'tan Selendi'ye geldiğimiz esnada Selendi yol ayrımı diye tabir ettiğimiz evet. yere geldik ve ben iyice huzursuz olduğum için İsmail araçtan inmek istediğimi söyledim. Ancak kendisi bunu kabul etmedi ve aracı sürmeye devam etti. Daha sonra İsmail'i ismini bilmediğim bir şahıs cep telefonuyla aradı. Evet. Bak İsmail'i o Erdi denen arkadaşı aramadan önce bak Erdi'den önce sen saat 11.34'te kardeşin Fadime'yi arıyorsun. 26 saniye konuşuyorsun. Sonra yine Fadime ile konuşuyorsun. 4 dakika konuşuyorsun. 12.19'da yine Fadime ile konuşuyorsun. 13 dakika konuşuyorsun. Evet. Yani sen huzursuz olmuşsun ya. Huzursuz olduğun sırada kardeşinle Fadime ile 13 dakika, 4 dakika, 17 17 dakika, 18 dakika görüşmem var. Evet. 18 dakikalık görüşme içerisinde madem sen bu çocuktan bu kadar huzursuz oldun ve bu kadar mutsuz şey oldun, bir şey olduğunu anladın. Niye yardım istemiyorsun Fadime'den? Dediğim gibi abla orada huzursuz musunuz olmadan. Onun ama ifaden öyle. Evet evet ifadem öyle dediğim gibi. Ama hani dediğim gibi kınık yoluna gelirse daha hiçbir şey yoktu. Kınık yolunu çektik. Huzursuz olmak demek ne demek Seher? Sen bir şey gördüğünü iddia ediyorsun. Ya da bence bir şey olmadı. Hayır. O da geçiyor. Sonra Erdi arıyor. Erdi hoparlörle konuşuyor İsmail'le. Ya hoparlörden açılıyor. Ya sen Erdi'ye şunu söylesen ki Erdi de adliyede çalışan bir adam çocuk yani. Hemen jandarmaya haber verir hemen uçururlar gelirler giderler. İsmail de hayatta olurdu. Sen yine sesini çıkartmıyorsun. Hatta Erdi ile aynı anda konuşurlarken şeyle konuşmaya ablanla konuşmaya devam ediyorsun Seher'cim. O kadar huzursuz bir ortam olsa sen gerçekten rahatsız olsan bak benim burada gördüğüm Seher söyler. Bir şey yok yani. Ya yok abla zaten dediğim gibi. Ben onu dediğim gibi neye dedim ben de bilmiyorum. Çok sıcak oldu bu arada. Gerçekten sinirleniyorum ya. Ya bir şey yok ki o ana kadar orada Seher'cim yok yani. İşte dediğim gibi abla kınık yolunu çekilse daha hiçbir şey yok da. Ondan sonra oldu ama dediğim gibi. Ama ifadende diyorsun ki tamam, ben abla, diyorsun diyorum zaten. Huzursuz oldum diyorsun. Tamam ifadem diyorum. Burada da gerçeğini anlatıyorum işte. Sen huzursuz. Bak herkes alırdım. Değil mi sevgili izleyiciler Fadime ile konuşuyor. Fadime'ye söyleyebilirdi. Evet. Çünkü biliyorum işi de ondan kapatıyor. Ben işi falan bilmiyorum abla dediğim gibi. Bilmiyorum olay yerini da, çekeni abla, ben değilim zaten. Niye demedim madem? Yani, evet haklısınız arayabilirdim söyleyebilirdim dediğim gibi. Ama gerçekten olay yerine kınık yolunu çekilsek daha ben de bilmiyorum hiçbir şey. Dediğim gibi kınık yolunu çevirdim. Oğlum arkadaşım bak ne diyor Bediye ne diyor? Bağırdım. Ne diyorsun Bediyeciğim? Evet. Oğlum arkadaşınla konuşurken benim böyle diyor, öyle diyor diye elbette o çocuk biliyordu sesini. Evet abla diyorum sana haklısın diyorum ben de bir şey demiyorum ki zaten. Yani yok çok, ya. Yani sürekli görüşüyorsun yani. O sırada telefon görüşmesi halindesin yani. Tamam abla. Telefon görüşüm dediğim gibi zaten. Orada hiçbir çünkü şey yok sen huzursuz zaten. Olmuyorsun. Kahvenizi evet. içiyorsun, müzik dinliyorsunuz. Aslında ortam güzel yani her şey güzel. Her şey evet. rahat. Sadece dedim mi gelesi de Selen yol ayrımını gelesi zaten müzik de dinledik kahve de içtik sonra kahvelerimizi attık sonra konuşma muhabbet mi devam ettik zaten. Ondan sonra dediğim gibi kınık yok Selen arkadaşını konuştu sonra ben kardeşimle konuştum sonra kapattım zaten Selen geldikten sonra ama zaten... ifaden de diyorsun ki bak kendisi sen oraya gelmeden önce araçtan inmek istemişsin. Araçtan inmek istemişsin. Ablanlar daha aramadan Erdi aramadan araçtan inmek istediğin bir durum söz konusu. Öyle söylüyorsun ifadende. Madem araçtan inmeni gerektirecek bir durum var ve İsmail'in senin iddiana göre bence öyle bir şey olmadı. Kötü niyetini anladın. Yardım isteyeceğim Fadime var. 13 dakika boyunca yardım isteyeceğim Fadime var. Erdi var. Her şey var yani ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Oraya beraber gidiyorsunuz tıpış tıpış. Abla ben tıpış tıpış gitmedim vallahi. Dediğim gibi kınık yolunu çektim ben bilemem. Bak. Evet. İkinci bir sefer yine araya verdi. Bir kez değil ki iki kez arıyor. Evet. He. O bilmiyorum. Zaman. Diye Selen dedi. Niye bağırmadın yani? He. Madem öyle şey var onlara şey edecektim. Sen bile bile şey ettin bunu. Ben bile bile bir şey yapmadım. Ben bile bile tuzağa da düşürmedim. Yaptım. Ben bile bile hiçbir şey yapmadım. Ya bir de ablanla konuşuyorum. Oğlum arkadaşınla konuşuyor. Beni İsmail kaçırıyor falan ediyor desen o çocuk koşardı koşa. Oğlum gibi severim onu ben. Ser.